eski başkan Donald Trump'ın azil yargılamasına bugün 4. gün geride bırakıldı. İşte o tarihi davadan bugüne kadar Amerika kamuoyu iddia makamını dinlemişti. Fakat bugün sıra ise savunmadaydı. Ondan önce bir hatırlatma yapalım. Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Partili azil yöneticileri Senato'daki davada ifade vermek üzere Trump'a bir çağrıda bulunmuşlardı. Ancak Trump bu çağrıyı geri çevirmişti. Dolayısıyla eski başkan Donald Trump'ı temsilen avukatları Boris Custer, David Schoen ve Michael Wynn oturumda söz alıp bugün savunmayı gerçekleştirdiler. Aslında Trump'ın avukatlarının yaptıkları savunma iddia makamına benzerdi diyebiliriz. Çünkü iddia makamı oturumda 6 Ocak'ta Trump yanlılarının işgal ettiği kongre binasında yaşananlara ait olan görüntüleri, videoları izletmişlerdi. Özellikle de Trump'ın o gün yaşananlardan bir saat önce yaptığı konuşmada savaşın, mücadele edin sözlerin isyana teşvik amacı taşıdığı üzerinden ilerlemişti iddia makamı bugüne kadarki senato yargılamasında. Bugünse savunma makamı, yani Trump'ın avukatları da bu yola benzer bir şekilde savunma gerçekleştirdiler. Cevap şeklindeydi bu. Onlar da demokrat siyasetçilerin geçmişte çeşitli nedenlerle yaptıkları konuşmalarda kullandıkları savaşacağız, savaşalım ifadelerinin montajlanmış, yani bir araya getirilmiş konuşmaların görüntülerini izleterek savunmaya başladılar. Trump'ın 6 Ocak günü yaptığı konuşmada kullandığı savaşın, güçlü bir şekilde savaşın ifadesinin ise bunlar sıradan siyasi söylemlerdir. Bu söylemler yüzyıllardır siyaset yelpazesinde farklı kesimlerde yer alan insanların kullandığı dilden ayırmak mümkün değildir bunları dedi. Sayısız siyasetçi ilkelerimiz için savaş vermekle ilgili konuşmalar yapmış şeklinde açıkladılar. Aynı zamanda Trump'ı savunan avukatları demokratları siyasi bir intikam amacı gütmekle suçladılar bugünkü yargılama kapsamında. Genel anlamda baktığımızda ise bugünkü oturuma Trump'ın avukatlarının yapmış olduğu savunma 6 Ocak'ta Trump'ın yapmış olduğu konuşmanın Amerika Anayasası tarafından garanti altına alınan ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar diyebiliriz avukatlar. Ayrıca iddia ve savunma makamına azil yargılama sürecinde ikişer gün süre tanınmıştı. Ancak Trump'ın avukatları bu sürenin tamamını kullanmayacak gibi duruyor, öyle görünüyor şu an. Dolayısıyla tarihi azil yargılamasında oylamanın yarın olabileceği de konuşuluyor. Sonuç olarak hakkında ikinci kez azil kararı çıkartılmış bir başkan olan Trump için Senato'da 3-2 bir çoğunluk gerekiyor. Yani Trump'ın suçlu bulunması için 67 senatörün evet oyu vermesi gerekiyor bu yargılamada. Dolayısıyla bunun için de 17 cumhuriyetçinin demokratlar tarafında oy kullanması gerekiyor. İşte önümüzdeki günlerde sürecin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz diyebiliriz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Özlem Şen Yaşar, Real TV Washington.